Hayırlı akşamlar efendim. Farklı Bakış programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün Diyanet TV izleyicilerimizi en kalbi muhabbetlerimizle, saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün programımızda İslam'ın adalet anlayışını gündemimize alacağız. Adalet belki de insanoğlunun ihtiyaç duyduğu, insanoğlunun e, ulaşmak istediği en temel erdem en temel erdemlerden bir tanesi İslam adalete nasıl bakar? Adalet acaba bugün e, gündemimizde en yoğun şekilde olduğu şekliyle Hukukun ve yargının işimidir yoksa adalet hayatın tamamında farklı alanlarda farklı görüntüleriyle ikame edilmek istenen bir erdem midir? Adaleti en geniş şekliyle program süremizin yettiği kadarıyla ele almaya çalışacağız. Ben hemen konuklarımızı sizlere takdim edip ardından da adaletle ilgili sohbetimize geçmek istiyorum. Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz programımıza. sefalar getirdiniz. Ve Profesör Doktor Kerim Buladı hocamız İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş gördük. Sefalar getirdiniz programımıza. Ben öncelikle hemen İhsan Hocam'dan başlamak istiyorum. Şimdi hocam adaletle ilgili tabii bir tanımlama yapmaya kalkacak olursak tarih adaletle ilgili yapılan pek çok tanımla dolu. Ama en çok kabul gören tanımlardan bir tanesi Eşyayı ait olduğu yerde e, ikame etmek, istihdam etmek, bir şeyi ait olduğu yerde kullanmak, korumak, muhafaza etmek, yerli yerine koymak gibi bir tanımı var. Ben bu tanımı e, söyleyerek programı açmış olayım. Buradan da yola çıkarak e, adaleti tarif edecek olsak nasıl tarif ederiz diye sorayım. Evet, teşekkür ederim. E, aslında sizin tanımınız adaleti büyük oranda çerçevelendirdi, tanımladı. Bu... E, sözlüklerde geçen en yaygın esasında ifade ettiğiniz gibi tanım çerçeve. Lisanül Arap diye Arapçanın çok büyük çok hacimli bir sözlüğü evet. var bilirsiniz. O sözlükteki tanım bu esasında oradan hareketle daha sonra diğer lisanlarda da bu tanım benimsenmiş. Yani vad'u şey'i fi mevda'ihi evet. orijinal ifadesiyle. Yani bir şeyi olduğu yerde ikame etmek bulunması gereken yerde bir şekilde bulunmasını sağlamak. Ee, buradan baktığınızda tabi bunun zıttı nedir? Yani bir şeyin yerli yerinde olmaması neyi ifade eder? Ee, elbette bu da zulüm, yani haksızlık, adaletsizlik dediğimiz durumu ortaya çıkartıyor. Başta yine ifade ettiniz. Aslında biz adalet deyince daha çok hukukun konusu olan bir kavramdan bir çerçeveden bahsediyormuşuz gibi algılanıyor. Halbuki hukuk insanlar arası ilişkilerde bir takım hukuka aykırı durumların ortaya çıkmasında devreye giren, evet. esasında asli değil de fer'i bir durum. Dolayısıyla bir şeyin hukuka konu olması için suç teşkil eden bir fiilin işlenmesi gerekir. Oysa bireysel ve toplumsal yaşamda öyle örnekler var ki bunlar esasında bazen örfi olabilir buradaki ihlaller. Bazen yazılı kurallara, kanunlara, yönetmeliklere, yönergelere aykırı olmasa da toplum vicdanında, kamu vicdanında bir şekilde yargılanmayı gerektirebilir. Esasında bireyden başlayarak bütün toplumsal yapılarda, gruplarda, oluşumlarda, kurumlarda ve tabii ki yönetim erkinde hukuktan söz ettiğinizde adalet kavramıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, belki öncelikle şunu söylemek gerekiyor Sami Bey, hukuka konu olmayan adaletle ilgili başlıkları nasıl değerlendirmemiz evet. gerekir? Burada öncelikle e, adaletin bir değer olduğunu tescillememiz gerekiyor. Hakikaten öyle değerler var ki toplumsal yaşamda... Onlar olmasa da belki yaşamın içinde çok büyük bir boşluk meydana gelmez. Ancak adaletten söz ettiğimizde onun olmadığı bir durumu ne bireysel ne de sosyal yaşamda tahayyül etmeniz mümkün değil. Adaletin çünkü aksi biraz önce söylediğimiz o zulüm, haksızlık, adaletsizlik gibi bir takım e, değersizlikler ise eğer, hı hı. değerin karşıtı olabilecek her şeyi biz bu kategoriye dahil ediyorsak o zaman bir temel, başat bir değerden söz etmemiz gerekir. O da adalettir. Hı hı. Şimdi bu değerin temel olduğunu kim söylemiş? Niye biz onu öyle söylüyoruz? Tabii doğuda ve batıda esasında adaletle ilgili konuşan hemen herkesin ittifak ettiği bir şeyi söylüyoruz. Adalet değerinden söz ettiğimizde kendi geleneğimize baktığımızda da belki ilerleyen e, efendim aşamalarda onları konuşacağız. Örneğin Müslüman mütefekkirler, İslam filozofları, daha özelde İslam ahlakçıları değerleri tasnif ederken adaleti terazinin bir kefesine diğerlerini evet. diğer kefesine hep koymuşlardır. Dolayısıyla adalet değerlerin hepsini içine alan bir şemsiye bir kuşatıcı değerdir diyebiliriz. Eyvallah hocam. Evet. Ee, şimdi adaleti e, zıdı e, üzerinden de tanımladınız. Zulümse mesela Kur'an'da inne şirkele zulmün azıymı. Yani. yani şirk en büyük zulümdür. Dolayısıyla da tevhid en büyük adalet Adalettir, oluyor. Tamam. Birazdan belki oraya da evet. e, gireceğiz. Ben hemen burada Kerim hocama döneceğim. Hocamın Kur'an'da adaletle ilgili bir çalışması da var. Hem oradan da yola çıkarak hocam Kur'an bu manada adaleti nasıl tanımlar? Bizim her Cuma hutbeden sonra dinlediğimiz bir ayet-i kerimemiz var. Son yıllarda sanıyorum 8-10 yıldır belki daha uzun bir süredir hemen ardından Türkçe'si de söylenir. Nahil suresi 90. ayet. İnna Allah bil adli vel ihsani diye devam eder. Allah adaleti emreder. Mesela bu ayeti biz nasıl anlayacağız? Allah'ın emrettiği bu adalet o hocamın söylediği yargının hukukun sınırları içerisinde suç söz konusu olduğunda tecelli etmesi gereken adalet midir yoksa Allah'ın emrettiği bu adaletin anlaşılabileceği bir başka zaviye ve pencere var mı e, teşekkür ediyorum. E tabii Kur'an-ı Kerim'de e adalet kelimesi geçmez. Yani Kur'an-ı Kerim'de adalet el-adl kelimesiyle evet e, ifade edilir. E, hatta e İnfitar suresinden Ellezî halake fesevvâke fe'âdelek. Evet. İşte orada insana hitaben Cenab-ı Hak seni yarattı, seni düp düzgün hale koydu fe'âdelek. Orada e, denge anlamında yani adaletin Kur'an'ın bakışı hmm. açısından değerlendirdiğimiz zaman da bir denge. Nasıl ki Cenab-ı Hak bizi e, yarattı bize bir denge e, verdi. E, bu açıdan e, öncelikle biraz önce hocam da e, söylediler e, ferdin, bireyin dengesini e, sağlayacak. Önce ferdin bireyin dengesini sağlayacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabi adaletin tarifine baktığımız zaman da böyle bir tarif olarak göremeyiz. Tarif olarak göremeyiz. Tarif olarak göremeyiz. Onun için biraz önce hocamızın ifade ettiği gibi yani İslam alimleri adaleti tarifini yapmışlar bir anlamda Adaletin tarifi zordur demişler ama hı hı. batılı bilim adamları baktığımız zaman da onlar adaleti tarif etmekten genelde kaçınmışlar. yani çok zor olduğunu ifade ederek bunu yapmamışlar. Şimdi bu Cuma gün okunan ayetin tefsirlerine baktığımız zaman da burada Allah adaleti ve ihsanı emreder. Şimdi Ragıp i̇sfahaniye baktığımız zaman da o değişik bir şekilde bunu yorumluyor. Ne diyor hocam? Efendim e, Ragıp i̇sfahani e, adaleti iki e, kısma ayırıyor. Ayrılıyor. Bir mutlak adalet, aklın güzel gördüğü e, göz, güzelliği aklen sabit olan burada değişme söz konusu değildir. Yani bütün insanın fıtratı bunu e, kabul eder. E, bir de e, izafi adalet. İzafi adalet. Yani burada izafi adalet derken şunu kastediyor. Zamanın değişimi, zemin ve zamanın değişimiyle bazı hususların değişebileceğini belki bu noktada işaret ediyor ama tabi İslam'ın sabiteleri vardır. Değişmezleri Değişmeyen sabiteleri vardır. Onlarda değişiklik söz konusu değil. Şimdi burada adaletin bu ayeti izah ederken İsfahani'nin hem burada mutlak adalet ele alıyor hem de izafi adaleti ele alıyor. Her ikisi birden emrediliyor. Her ikisi birden emrediliyor. E, Razi'ye baktığımız zaman da burada adaletle ihsan ayırıyor. Mesela Razi e, burada e, diyor ki e, adalet bir dengedir. Adalet bir dengedir. i̇bn Abbas'tan Abbas'tan e, hatta adaleti bir İhmarkarlıkla açlık arasında bir denge. Terazinin iki dilinin birbirine dengelenmesi gibi. Onun için de terazilere mevazin denmiş. Ve neza'ul ve neva'ul mevazine liyevmil kıs. Kıyamet gününde adalet terazileri kuracağız şeklinde. Şimdi burada Razi diyor ki i̇bn Abbas'tan misal veriyor. Birincisi Allah'ın varlığına biline şahitlik etmek adaletin kendisidir diyor. İhsanı nasıl tefsir ediyor? İhsan da diyor, farzları yerine getirmektir diyor. Hmm. İkinci bir açıklama getiriyor, ikinci bir tabir. Allah'ın her türlü şirkten, her türlü şirkten ortak koşmadan sıyrılmak, İhsanı da şöyle tarif ediyor: Allahı görüyormuşçasına Hadi ibadet etmek. Üçüncü tarifinde de adlin, adaletin Tevhid olarak ele alıyor, ihsanı da e, ihlas olarak ele alıyor. Evet. Şimdi e, buraya baktığımız zaman da gerçekten burada e, hem yargıyı hem de genel anlamda e, adaleti ele alıyor. Çünkü adalet çok geniş bir kavramdır. Yani bu anlamda düşündüğümüz zaman da e, insan davranışlarının her çeşidi hemen hemen adaletin içerisine giriyor. Mesela evet. bir babanın oğluna bir öğren e, hocanın öğrencisine, bir satıcının, e, bir alıcının satıcıya ödeyeceğim e, efendim mal, efendim saygı, hürmet, bütün bunlar adaletin içerisine giriyor. E, dolayısıyla burada e, bu zannedersem hocam daha iyi bilir, e, sosyolojik açıdan e, ikinci Abdülaziz dönem, ikinci Abdülaziz döneminden sonra bu ayet hutbelerde okunmaya başlanmış. Evet. Yani bu bir, bir, genel bir uyarı Cuma günü. Hı hı. Yani her ikisi de burada hem izafi adalet hem de efendim işte Mutlaka mutlak adalet. Yani. Burada kendini gösteriyor. Hem de ahlakı burada e, ahlakla bağlantı kuruyor burada. Evet. Ee, evet. Bu kavramlar boşuna değil. İnne Allah yevmü bil adli vel ihsani ve itaizil kurba devam ediyor. Hem sosyolojik yönü var hem ahlaki yönü var hem de hem toplumsal yönü var. Evet. Zaten İsfahani'den adaleti ginen bireysel olarak toplumsal olarak diye öyle bir ayrımı da var. Şimdi şöyle bir sutbelerden sonra Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı emreder şeklinde genel olarak bunun böyle bir mealini dinliyoruz. Ama adalet kavramı da, iyilik kavramı da tam zihinlerimizde oturmuyor. Belki bugün buradaki Adaletle ilgili bütün konuşacaklarımız bu hafta cuma namazından sonra bu ayetin meali okunduğunda izleyicilerimizin zihninde evet Allah'ın adaleti emretmesi böyle bir şey. Eğer çağrışımını yapabilirsen Ebu Tuh. Sen şunu ifade etmek istiyorsun. Buyurun sonra hocama döneceğim. Ee, hocam. Şimdi bu akşamki konumuz gerçekten hem ciddi hem zor. Evet. Şu açıdan zor Estağfurullah Enam suresinde ve kultum faadilu. Evet. Konuştuğunuz zaman da adaletli <laughs> davranın. Şimdi burada e, konuşacağız. Onun için hocam yani biz böyle e, e, ileri doğru konuşurken siz araya girin. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Lütfen. <Evet. Yani> i̇stirham <laughs> ediyorum. Eyvallah. Peki hocam. Evet. Ee, şimdi burada ben İhsan hocama e, döneyim tekrar. Ee, hocam adaleti kutsal yapan şey onun ilahi bir emir olması mıdır Bu ayete atıfla gidecek olursak bir bununla bağlantılandırarak Bir de birinci bölümde sizin konuştuğumuz konuya bağlamak istiyorum. Hani elmalı merhum diyor ki Adaletin başı Allah'a inanmak. Biz de birinci bölümde dedik ki o zaman zıddı da zulümdür. En büyük zulüm de şirktir. Bu durumda en büyük zalimler, müşrikler ve en büyük adaletliler de müminler olmalı. Böyle de bir tarafı var. Buradan sohbetin önünü açmış olayım hocam. Evet, ben. Teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Esasında adaleti biraz önce hocam da ifade etti. Mutlak ve relatif ya da izafi diye tasnif ettiğimizde de insanın yaratılmış bir varlık olarak kendi kusurlarıyla birlikte mutlak anlamda bir adaleti tesis etmesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla burada mutlak adaleti temsil eden bir yaratıcıya bağlanmak ve onun çizdiği çerçevede hareket etmek durumundasınız. Dolayısıyla onu kabul etmediğinizde ya da onun yanında başka adalet sağlayıcıların olduğunu düşünerek ona şirk koştuğunuzda esasında en büyük zulmü yine Kur'an'ı ifadeyle yapmış oluyorsunuz. Evet. Ee, tabii dünyada öyle adaletsizlikler, öyle haksızlıklar bugün hepimizin gündeminde ki bunları düşündüğünüzde insanın mutlak anlamda adil bir varlık olması eğer mümkün değilse adaleti tesis eden bir düzenin varlığına inanması ve bunun bir gün gerçekleşeceği umuduyla yaşaması gerekiyor. Şimdi bugün e, hakikaten Allah inancı ve ahiret duygusu ya da bilinci insanları adaletli davranmaya sevk edebilecek çok önemli parametrelerden birisi olarak görülüyor. Evet. Müslümanlar eğer hakikaten Allah'ın varlığına ve birliğine tevhide ve öldükten sonra bu dünyada yapıp ettikleri her şeyin hesabını onun huzurunda vereceklerine kalben ikna olup bunu sosyal yaşamlarına aktarıp pratize edebilirlerse bugün yaşadığımız pek çok adaletsizliğin pek çok hukuk dışı muamelenin kendiliğinden ortadan kalkmasını beklemek mümkün. Elbette yine buradan baktığınızda adaletsizliğin zıttı olan yani adaletin zıddı olan zulmün bir yerde Allah inancıyla doğrudan ilişkili olduğunu görüyorsunuz. Evet. Allah inancı olan insan ve bir olan bir Allah'a bağlılığını eylemleriyle de davranışlarıyla da sosyal yaşamdaki ilişkileriyle de bir şekilde hayatına yansıtmayı başarabilirse eğer burada ondan adaletsiz bir takım fiillerin ortaya çıkmasını bekleyemezsiniz. İslam filozofları hepinizin malumu şöyle diyorlar. Biraz önce söylemeye çalıştığım o temel Değerler arasında adaleti sayarken adalet öyle bir değerdir ki bütün değerler hem kaynağını ondan alır hem de hepsini içerisinde barındıran en temel en üst zirve değerdir diyorlar. Bunun dışında malumunuz yine bir sürü başkaca değerden söz ediyorlar ve değerleri tasnif ederken bizim geleneğimiz hep şunu söylüyor. E, değerin mutlaka iki ucu vardır yani ifratı ve tefriti vardır. ...işte örneğin bu temel dört değer içerisinde yer alan adalet dışındaki değerlerden... ...şecaat ya da cesaret değerine bakarsanız bunun bir ucunda... Hatta ona iffeti de ekleyelim. ekleyelim. Yani... Pısırıklık vardır. Diğer ucunda da aslında sonucunu görmeden körü körüne bir atılganlık vardır. Bu ikisinin ortası yani itidal noktası ise cesarettir. Evet. Yine iffet duygusu hocamın buyurduğu gibi... Onun uçlarında da bir tarafında efendim şehveti hiç yok sayan bir değersizleştiren ruhbanca bir yaşam tercihi vardır ki İslam bunu yasaklamıştır. Hı. Diğer tarafında ise şehvi duyguları yücelten tamamen bedene ve onun arzularına hapsolmuş bir yaşantı vardır. Hedonist bir, yaşam Hedonist vardır. bir yaşantı vardır. İffet ise bütün bunların ortasındaki itidali yani erdemi temsil eder aynı şekilde hikmet değeri vardır. Mesela orada da benzer bir durum söz konusudur ve bütün bunları aslında bizim geleneğimiz, ahlakçılarımız hep bir değere bağlamışlardır ve o temel değer de adalettir. İnsan buradan baktığınızda Sami hocam, önce kendine karşı adaletli olması gerekir. Yani kendi nefsine zulmetmemesi gerekir. Şimdi Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yeryüzü serüvenini hepimiz biliyoruz. Cennetten yeryüzüne gönderildiklerinde uzun süre üzülürler, ağlarlar, yakarırlar ve hep şunu söylerler. Rabbimiz biz kendimize zulmettik, evet. haksızlık ettik. Yani kendi kendimize adaletsizce davrandık, bizi affet ne olur bizi bağışla. Yine Hazreti Musa biliyorsunuz Mısırlı bir Kıpti'yi yanlışlıkla öldürür. Kendi hı hı. kavminden birine adaletsizce davrandı diye bir tokat sonucunda ölür. Orada da aynısını söyler der ki ya rabbi ben kendi kendime kendi nefsime zulmettim ne olur beni bağışla. Demek ki insanın en büyük adaletsizliği, haksızlığı öncelikle kendisine, evet, evet. kendi nefsine, kendi özüne oluyor. Önce onu ıslah etmek lazım. Yine hocam çok iyi bilecektir ve men yuğaşu nefsihî fe ulâike humul muflihun. Biraz önce söylediğimiz o temel değerlerden birisi olan mesela cömertliğin diğer ucundaki cimrilikten nefsinin cimriliğinden kurtulabilen kişi felaha kurtuluşa ermiştir ifadesinde de yine bir aşırı ucun bir olumsuzluğun vurgulandığını görüyoruz. Yine İslam ahlakçıları biliyorsunuz bir tarafta bu faziletleri tanımlarken diğer tarafta da onun zıtlarını yani reziletler dediğimiz kategoriyi tanımlamışlar ve burada da bir Müslümanın sağlıklı, huzurlu, Efendim kendi kendine yetebilen bir hayat yaşamasının temel aslında esasını, erdemini oluşturanın erdemli efendim faziletli davranışın yolunun orta yol itidalli tavır ve davranışlardan geçtiğini söylemişler. Eyvallah. Nefsin üç temel gücünden bu çerçevede söz etmişler. Belki tekrar dönemeyiz onları da söyleyelim. Lütfen hocam buyurun. Bilgi gücü ya da düşünme gücünü hikmetle eşitlemişler. Şehevi güçleri iffetle eşitlemişler. Efendim gazapla öfkeyle ilişkili olan güçleri de şecaatla ya da cesaretle eşitlemişlerdir. Ve bütün bunların aslında çok önemli bir nokta. Bu erdemlerin iki ucu hep vardır Sami hocam. Yani bir tarafta ifrat, diğer tarafta tefrit vardır ama adalet değerinin iki ucu yoktur. Adalet Efendim zıttı olan bir değerdir ama adaletin azı ya da çoğu olmaz. Zıttı var. Orta vardır. değer. Orta orta, orta orta değerdir. Çünkü denge Ortak nokta. Evet, dengeyi sağlayan odur. O yüzden başta söylemeye çalıştım. Onun olmadığı yerde başka hiçbir değerden söz etmeniz mümkün değildir. Yani azıcık adaletli, azıcık adaletsiz olabilmeniz mümkün, mümkün değil. Onun evet. kıvamı belli. Lütfen hocam e, buyurun. Tabii tabii Sohbet diyeyim. ediyoruz. Buyurun hocam. Şimdi e, bireysel adalet ee, söz konusu olduğu zamanda insanın e, behem, behimi arzuları, hayvani arzuları, şehvi arzuları e, öfke, gadap. E, bunların e, orta ölçüde yani ne ifrat ne tefrit orta ölçüde bunları tutması gerekiyor. Yani insanın ee, kendine karşı adil olması, orta yolu bulması. Orta şimdi gazap kuvveti insanda var mıdır, yok mudur? İnsanda vardır. vardır öfke kuvveti tabii ki. E, bunu şuradan hareketle söyleyebiliriz. Musa Aleyhisselam e, Tur senaya gidiyor. Orada 40 gün kalıyor. Allah'tan vahiy alıyor. Elinde Tevrat levhaları ile geldiği zamanda e, bakıyor ki kavmi tekrar bu zaviye tapmaya başlamış. E tabii öfkeleniyor. Harun Aleyhisselam'ın ee, sakalından yapışıyor. Ee, hı hı. ey anamın oğlu diyor acındırıyor kendini Harun Aleyhisselam. Sakalımdan çekme diyor. Ee, düşmana karşı gülünç yapma bizi diyor. Bunlar seninle benim aramı ayırmak istiyor diyor. Sonra Musa Aleyhisselam'ın bu öfkeyle Tevrat ve yere atıyor. Ve lemma sekete Musal ghadab Evet. Öfke dinince elinden Tevrat ve ne yapıyor? Alıyor, alıyor. Demek ki bu kuvvetler bizde olacak. Mevlana'nın dediği gibi eğer bu duygu olmasaydı, şehevi duygu sen nereden meydana gelecektin? <laughs> Öyle bir anlamda bir şey söylüyor. Evet. Dolayısıyla buradan adalet, bireysel adalette de denge. Yani o arzuları bir dengede tutmak zaten hocamın da biraz önce belirttiği gibi iffet, haya duygusu, namus duygusu, hikmet yerli yerinde meseleleri tahlil etmek, doğru söz söylemek vesaire. Şecaat, cesaret bunları da bir ölçüde tuttuğu zaman da kişi e, adaleti sağlamış oluyor. Evet Mesela cahiliyet döneminden bir örnek verelim. Cahiliyet döneminde e, kerim e, kavramı var. Kerim kavramı çok cömert. Cahili insanı öyle bir cömert ki bazen ne neyi varsa ortaya döküyor. Her şeyini veriyor. Yani ileri derecede bir cömertlik onlarda. Yani bir nevi mal varlığını sıfırlayacak derecede bir şey verdiği zaman da o insan parmakla gösteriliyor. Hı hı. Fakat Kur'an-ı Kerim buna bir düzenleme getiriyor. İnne ekrem etka takakm diyor. Sizin Allah katında en şerefliniz Allah'tan en fazla korkanınızdır. O zamana kadar o müşrik toplum bu iki kavramın bir araya geldiğini bilmiyor. Hemen Kur'an-ı Kerim ve la tubezir kavramını getiriyor. Saçıp savurma. Ondan sonra e, küllel bast yani elinde bulunan her şeyi saçıp savurma. Bak, orada da ne var? Bir denge getiriyor. Evet. Demek ki o zaman öfke öfkede denge, efendim şehevi arzulara da denge, e, iffette, şecaatte, e, hikmette denge. İşte o zaman bu adalet sağlanmış oluyor. Bir de sosyal açıdan toplumsal açıdan adalet e, usulü hamsa dediğimiz e, beş temel e, canın korunması, malın korunması, e, dinin korunması, aklın korunması, soyun sopun neslin, korun, neslin korunması. korunması. İşte bu noktada da bunlar sağlandığı takdirde toplumsal adalet ne yapıyor ortaya çıkıyor. Yani şöyle mi hocam o zaman fertte adalet gerçekleşmeden ferdin hayatında ifratla tefrih arasındaki bu vasatı kurmadan toplumsal adaleti gerçekleştirmek çok da mümkün olmaz diyebilir miyiz? Zaten orada şu var. Ben şu ayeti her zaman misal veririm. Haşr suresinde Esra'da bile وَلَا تِكُنُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُ Evet. Allah'ı unutmayın. Eğer Allah'ı unutursanız Allah size kendini, kendinizi, kendinizi Buna bağlı olarak da tasavvufta bir söylem gelişiyor. Bir söz öteden beri. Hangi söz? arafa nefsehu fakat arafa rabbi. Evet. Aslında orada çok incelik var. Yani şu açıdan bir insan kendisini tanıyamıyor ise, varlık sebebini bilemiyorsa, nereden gelmiş, niçin gelmiş, gayesi ne, bu dünyaya geliş amacı ne, bunu bilemiyorsa Allah tanıması da zordur. Eyvallah. Bu açıdan İsrailoğulları neden tenkit ediliyor? Niçin tenkit ediliyor? İsrailoğulları alimleri. Estağfirullah Bakara suresinde. اَتَأْمْرُونَ النَّاسَ bir وَتَنْسَنَا اَنْفُسَكُمْ Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz ama kendinizi unutuyorsunuz. O halde önce e, adalet şu şekilde. Bir yatay adalet, hı dikin, dikey adalet, bir de endurun. Endurun e, yani deruni. Evet. Yani kişisel, bireysel. Kişinin kendi içinde e, adaleti savlama, sağlaması, kendi çevresinde sağlaması, Allah ile kendi arasında dikey dediğimiz o adaleti sağlaması, e, üçüncüsü toplumsal adaleti sağlaması. Hocam o zaman şöyle... Size bir sonraki sorumu şimdiden sorayım. Sonra hocama bir döneyim burada. Kişilerin aralarındaki adaletin sağlanması konusunda İslam'ın ölçüsü, mizanı nedir? Onu soracağım ama izleyici sorumuz var bir tane. İzleyicimiz diyor ki en büyük adalet... Allah'a inanmaktır sözünü nasıl anlamlandırmalıyız? Az önce bir parça girdik aslında buna ama İhsan Hocam'dan bu soruya cevap vermesini isteyeceğim. Bir başka izleyicimiz de bu soruyu soran izleyicimiz Mehmet Arslan Bey. Bir başka izleyicimiz de isminin verilmesini istememiş. O biraz daha o hukuk ve yargının alanına giren adaletten bahsetmiş. Süresiz nafaka adalet midir? Bir yıl evli kalıp 16 yıl ödemek sanırım kendi hayatında yaşadığı büyük bir problem. Allah yardımcısı olsun. Çok bizim bu manada bugün konuşacağımız adaletin alanı değil ama bu soruya da cevap vermek isterseniz böyle de bir sorumuz var hocam. Ee, ama e, Mehmet Bey'in sorusu en büyük adalet Allah'a inanmaktır sözünü nasıl anlayacağız? Evet teşekkür ederiz Mehmet Bey'e. Ee, belirttiğiniz gibi aslında biraz temas ettik ama açıklayalım hı hı. biraz daha genişletelim. Şimdi bizim kültürde bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye güzel bir söz var değil mi hocam? Evet. Yani size bir kahve ikram edenle bile e, o hatırı 40 yıl devam ettiriyorsunuz. Şimdi size her şeyi bahşeden bir yüce yaratıcı, yüce Mevla düzeni kurmuş, dengeyi e, o düzen içerisine koymuş. Bu dengeyi hem enfüste e, de, mi hocam? Hem kendi içinizde var o denge, o düzen. Hem de dış dünyada var. Afak. Afak da var. Şimdi siz bunu görüp gözlemleyen bir insan evladısınız ve bütün bunlara karşı en temel değerinizi yani vefa duygunuzu taşımayacaksınız. Buradan baktığınızda bile hakikaten inne şirkele zulmün azıyım. Yani siz onun yanında onu görmeden veya onunla birlikte başka yaratıcılar edinirseniz bunu biraz açalım zihinlerde şekillensin. Mesela bugün biz hem Allah'a inandığımızı söylüyoruz. Hem onun çizdiği çerçevenin dışında pek çok eylemde bulunuyoruz. Evet. Üstelik bunu yaparken de bunun bir yanlışlık olduğunu ya da günah olduğunu ya da Allah'ın çizdiği o hududun dışında olduğunu da İtiraf itiraf etmiyoruz. Şimdi böyle baktığınızda hakikaten en büyük zulmü, haksızlığı önce kendinize, kendi nefsinize biraz önceki örneklerdeki gibi sonra dışarıdaki her şeye, bütün varlıklara, canlı cansız her şeye size katkı anlamında. Buyurun hocam. Eee es ellezine amanu ve bi zulmin ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun. evet. İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar. Evet. Eshab-ı Kiram bu ayeti duyunca şoka giriyor. Bir bakıma, bir evet. anlamda. Yani biz e, hangi imanımızı e, e, haksızlıkla, zulümle karıştırmayacağız? Çok üzülüyorlar. Bunu gidelim Resulullah'a soralım. E, geliyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Siz diyor bu ayeti yanlış okuyorsunuz veya yanlış bağlam kuruyorsunuz. Buradaki zulüm diyor Lokman Aleyhisselam'ın oğluna e, belirttiği zulümdür. Evet. Yani Allah'a koşulan şirktir diyor. Evet. Ve bu anlamda da e, Şura suresinde bu şirk anlamında e, yine bu ayeti değerlendiriyoruz. Tekaddu's semavatu yetefattarna min fevgihinne. Evet. Vel melaiketu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Neredeyse onların ve kalu rahman velada. Rahman çocuk edindi. Rahman'ın eşi var. Rahman'ın oğlu var. Evet demelerinden dolayı diyor yer göküzü yarılacak üzerlerine düşecektir diyor. Yani bu bir benzetme mecazi olarak sunuluyor ama o derece büyük bir günahtır ki şirk diyor. Evet. Yer gök bundan sarsıntı duyar diyor. O açıdan e, burada en büyük e, Allah'a inanmaktır adalet. O, o sorun. Evet miydi? evet hocam evet. Şimdi buradan Allahu Teala bütün kainatı bir nizam içerisinde koyuyor. ...kulmuş. Bakıyorsun yeryüzü, gökyüzü, gezegenler, bütün varlıklar bir denge. Ve evet. akimul vezne bil gıstı ve la Yani bir denge içerisinde kurulmuş. Cenab-ı Hak varlıkların yani özellikle insan oğlunun belli bir zamana kadar yaşamasını da bir denge içerisinde yani adalet içerisinde yürütülmesini istemiştir. Ve kendi adil sıfatını, Adil sıfatını değil mi Allah'ın isminin yeryüzünde, yeryüzünde hakim kılmayı murat etmiş. Dolayısıyla e, buradan e, gerçekten Allah'ın varlığına, birliğine inanmak en büyük adaleti ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Eyvallah bu bunu gerçekleştirmemiş olan da adaleti ortadan kaldırmış oluyor evet. en büyük suç belki de bu evet. yani hem evet. Allah'ı hem o yüce yaratıcı bütün her şeyi evrenin nizamı düzeni inşa edeni yani filozofların ifadesiyle hani bir nizam bir de gaye delili vardır bilirsiniz Hı -hı. İslam felsefesinde yani hem o nizamı evreni inşa eden şimdi bugün pozitif bilimin verileriyle baktığınızda da hakikaten yani yaratılmış her şeyde bir düzen bir iç işleyiş ve dışardan Efendim onu düzene koyan bir e, efendim sistem var. Şimdi bu sistemi siz kabul etmediğinizde her şeyin kendi kendine bir takım rastlantılarla olup bittiğini söylemiş oluyorsunuz. Bu da esasında bir zulüm. Çünkü evet. bunun gerçekliğini, esasında sizin içinizdeki tartı da o vicdan da kabul etmiyor. Böyle olmaması gerektiğini veya olamayacağını bir çelişkiler yumağı içerisinde, kendi vicdanınızda da dış dünyada da sürekli gelgitler yaşıyorsunuz ve bir türlü onu itiraf etmeye yanaşmıyorsunuz. Dolayısıyla yaratıcıyı kabul eden nefis esasında öncelikle kendini rahatlatıyor ve o kendisine biraz önce hocamın ifade ettiği yani nefsine zulmeden insanlar kategorisinden çıkıp esasında hakkı teslim etmiş oluyor. Yani öz saygısını, öz bilincini, öz yeterliliğini bir yerde kendi kendine itiraf etmiş oluyor. Psikoloji biliminin verileriyle baktığınızda da esasında bugün böyle. Evet. Şimdi bugün mutlu insan kimdir diye psikologlar soruyorlar. Diyorlar ki mutlu insan kendiyle barışık insandır. Şimdi kendiyle barışık olmayan insan nasıl insandır? Kavgalı insandır. Kendiyle kavgalıdır, sizle kavgalıdır, yaşantısıyla genel itibariyle kavgalıdır ve sürekli gerilimlerle, kendi içindeki paradokslarla mücadele etmek durumunda kalır. Psikolojik olarak da böyledir, zihinsel olarak da böyledir, sosyal ilişkilerinde de böyledir. Ancak şu soruya cevap bulduğunda, yani ben bu dünyada, bu yaşamda niçin varım? Hangi amaca hizmet ediyorum ve bu yaşamın sonrasında beni ne bekliyor? Şimdi bu soruya cevap ürettiğinizde aslında psikolojik olarak kendinizi rahatlatıyorsunuz. Ve burada da e, yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de sorduğu gibi, eğer yerde ve gökte başka tanrılar olsaydı acaba ne olurdu? Evet. Yani orada mutlaka evrenin bu nizamı, bu düzeni kaybolurdu orada ikilik her zaman sonuç efendim değil de süreç içerisinde bir takım huzursuzluklar üreten bir mekanizma. Sadece mesela kendi yaşantımızdan örnek verelim. Evde bile eğer bir düzen, bir ahenk anne baba çocuklar arasında yoksa Burada ailenin geleceğinden bahsedemiyorsunuz. Orada mutlaka birisi ailenin düzenini, nizamını, işleyişini bir şekilde yönetiyor. Orada ben şimdi orada bir riyasete ihtiyaç. Evet. Ee, şimdi mesela bugün de aynı şey. Eyvallah. Bugün şöyle bir şey bunun da şeyle ilgisi var genel konuşmamızla. Esas bil erceğli kavamın alen nisa. Oradan cenan Hak erkeklere bir kavamlık veriyor. Aslında bunu ters anlıyor bugünkü bazı evet. kimseler. E ee, Cenab-ı Hak hocamın da buyurduğu gibi Esad-ı Bellevkena Yer Yeryüzünde Allah'tan başka ilah olsaydı yeryüzü bozulur, fesada uğrardı. Başka ayetler de var bu manada. Eyvallah. Şimdi e her şeyden, her yerden bir idareci veya bu işi tedbir eden, bu işi evren çevren birisinin olması Adaleti lazım. Adaleti tesis eden birisi aslında bu bir ee, manada adaletin e, evin e, annesi de e, tesis, tesis, etmeye, tesis evet. etmeye çalışır. Yani orada işi deruhte eden yani şunu şuraya koyalım ha tamam beraber koyalım ortak akılla. Ortak akılla onu oraya koymak etmek. Eğer düşün düşünelim ki böyle bir sistem böyle bir nizam olmasa. Herkes kendi başına buyruk olsa. Ne o evde huzur kalır ne o cemiyette huzur kalır. Evet. Düşünelim bir dairenin veya şu televizyon kurumunun bir müdürü yok. Koskocaman bir fakültenin dekanı yok. Koskocaman bir okulun müdürü yok. Nasıl ki burada bu işleri çeviren veya bu idari hizmetleri mekanizmayı çeviren birine ihtiyaç varsa, ailede de buna ihtiyaç var. O halde kainat nizamla yürüyor. Evet. O halde kainatın temel noktası da nedir? E, nizamı adalet kavramı. Eyvallah hocam. Eyvallah. Hocam isterseniz toparlayın sonra hocama insanlara adaleti aradan önce ona geçmiş olalım en azından. Evet, Buyurun. Evet yani bu Son in, olarak, e, es es esasında yani insanın bir yaratıcıya inanması ve onun koyduğu düzenin hakkaniyetle yürüdüğünü kabul etmesi yani adil bir yaratıcı var ve o düzen içerisinde ben eylemlerimi ortaya koyuyorum ancak bana yapılan haksızlıklar karşısında her ne kadar bugün hakkımı teslim alamasam da bir gün mutlaka o hak bana teslim edilecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle فَمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ve وَمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى Yani küçük de olsa bir haksızlığa maruz kaldımsa mutlaka o bana bir gün teslim edilecek. Eğer karşı bir durum söz konusuysa hakkım varsa onu da bir şekilde yine bana teslim edilecek alacağım. Bu duygu hakikaten insanı hem bireysel hem sosyal anlamda rahatlatıyor hem de Bundan sonraki yaşamındaki eylemlerinde motivasyonunu düşürmüyor. Çünkü sürekli haksızlığa uğranan, hırpalanan, bir şekilde her davranışı yadırganan, yargılanan bir insan düşünün. Ya da hasbel kadar sosyoekonomik anlamda bir takım eşitsizlikler içerisinde çırpınıyor bu insan. Ama bir gün onu bekleyen böyle büyük bir ödülle hareket ederse psikolojik anlamda kendini iyi hissedecek ve sonuçta yaratıcı bir yerde o teminatı ona vermiş olacak ve bu da hayatı, bugünü ve geleceği planlamaya katkıda bulunacak. Yani dolayısıyla ahiret inancı ve o gerçek, mutlak adaletin gerçekleşeceği bir zaman diliminin varlığı insanı bu manada hem mutlu insan yapıyor hem teskin ediyor e, hem de dünyayı daha yaşanılabilir ve anlamlı hale e, getiriyor. Elbette, Diğer yani. izleyicimin sorusunu e, isterseniz şunu şunu söyleyebiliriz. İslam bu nafaka konusundaki hükümleri zaten belli ve açık. Bugün mer'i hukukta bununla ilgili bir takım tartışmalar var. O tartışmalar da bugünlerde fazlaca gündemde. Orada e, ümit ediyoruz ki İslam hukukunun öngördüğü o adaletli e, algı e, inşa edilebilir. E, evet. O arası biraz çünkü konumuzun dışında. Hocam insanlar arası adalet şimdi birinci bölümün tamamını belki şirk ve zulüm adalet ekseninden insanın o dikey adalet ilişkisine ayırmış olduk ama bunu inşa ettikten sonra insanın kendisiyle ve diğer insanlarla olan ilişkilerindeki adalet gündemimize girmiş olacak. O adaleti tesis etmenin yolu nedir? Ee, insanların kendi aralarındaki, insanlar arasındaki adaletlerin tesisi konusunu biraz açabilir miyiz lütfen? Tabii bu konuda önce nereden başlayacağız? Evet. Biraz önce konuştuk nispeten, nereden başlayacağız? Bir kere kişi önce kendinden başlayacak. Enfüsten. Enfüsten. O az önce ee, Enderun dedi Deruni, deruni Enderun'u düzelttim. Yani. Eyvallah. Deruni. Şimdi neden oradan başlayacak? Çünkü kişinin de kendi üzerinde hakkı var. Ee, bu asr-ı saadetten misal verelim. Buyurun lütfen. Birkaç kişi Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın e, evine geliyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın ibadetlerinden soruyorlar. Onlara sevgili annelerimiz Peygamberimizin ibadetlerini anlatınca onlar kendi kendilerine biz neyiz Resulullah kim? Resulullah'ın geçmiş gelecek günahları affedilmiş. Zatında liyafirelke Allahu ma min zenbik ve ma ta'ahhar <laughs> buyulmuş. O halde biz ne yapalım? Hatta kenha <laughs> taqaluha azımsıyorlar kendi ibadetlerini peygamberimizin ibadeti karşısında. Bunun üzerine birisi diyor ki ben diyor gece boyu diyor, namaz kılacağım diyor hiç uyumayacağım. Öbürü diyor ki ben diyor gündüz boyu oruç tutacağım hiç iftar etmeyeceğim. Öbürü diyor ki ben hayat boyu artık evlenmeyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları duyuyor. Huzuruna çağırıyor. Onlara diyor ki Buhari'nin nikah bölümünün birinci babında geçer. Hı hı. ben diyor vaktisine böyle böyle şey duydum. Vallahi diyor yemin ediyor. En fazla Allah'tan korkanımız benim. Ben zaman olur uyurum. Zaman olur namaz kılarım. Adaleti tarif olur. ediyor aslında. Zaman olur oruç tutarım, zaman olur iftar ederim, Evlenirim. Böyle yapmayın diyor. Onlara müsaade etmiyor. Demek ki burada bakınız, yani ibadetlerde bile bir dengeyi evet. emreden i̇tidal. itidal emreden bir dinimiz. Şimdi buradan demek ki kişi önce kendi nefsinden e, adaleti. Hani biraz önce hocam söyledim. Mesela e, harem ayları Kur'an-ı Kerim'de işaret edilirken evet. Estağfirullah inni addete şuhur indallahi itna aşara şahran fi kitabillah yevme halikas semavati vel adam inna erbatun hurum fela tazlimu fihin evet. enfuseküm diyor bakarız. Evet. Nefislerinize zulmetmeyin. Zulmet yani diğer aylarda zulmedin anlamında değil. Ama bu aylara daha fazla önem gösterin. Nefislerinize haksızlık etmeyin. O halde önce bir kere nefsimizden başlayacağız. İkincisi aile içerisinde. Yani bir en yakın merkezden gibi. halka halka. Halka halka. Mesela şu hadis çok e, manidar bir hadistir. Esad eee Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ittakullah ve adilu beyne evladik. Evet. Allah'tan korkun. Evlatlarınız arasında adil davranın. Şöyle diyelim. Aile içerisinde Evlatları arasında adil davranmayan anneyi, babayı evlatları sever mi? Sevmez tabii. Sevmez. O sevgi yaralanır o yani. O sevgi yaralanır. Onun için aile içerisinde adalet, çocuklar arasında adalet. Şimdi burada bir hadis-i şerif var. Biraz önce e, yukarıda da e, konuştuk. Murat dile getirdi. Evet. Numan bin Beşir diyor ki babam diyor bana diyor bazı malını tasattuk etti, verdi. Annem dedi ki diyor ben Resulullah şahit tutuncaya kadar buna razı değilim. Git sen bu yaptığın e, teberru neyse e, hediye e, hibe neyse Resulullah'a git bunu sor. Bunun şeyi nedir? E, hükmü nedir? Hı hı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a geliyor. E, durumu anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki peki diyor bu diyor Numan'a yaptığın e, tasattuku hibeyi diğer çocuklarını yaptın mı? Yapmadım diyor. Beni yalan yalana şahit tutma diyor. Vallahi buna şahit edemem diyor. Şimdi burada bir incelik var. Yani mesela bugün şöyle bir şeyler de işitiyoruz toplumda. Diyor ki bir evlatlar arasında diyor ki şu evladım bana daha fazla yakın. Hastalandığında bana o bakıyor. Efendim gücüm evet. yetmediği zaman da bana o yardım ediyor. Ama öbürü diyor biraz diyor şey diyor yaramaz diyor. Benden uzak duruyor diyor. İşlerimi görmüyor. Bana yardımcı olmuyor. Ben diyor, bu hastalığımda çeşitli işlerimde bana yardımcı olan o olma diyor. Efendim filan daireyi verdim veya filan yerden biraz daha fazla yer verdim. Adaletsizlik aileden Şimdi, başlıyor. Ben de şunu diyorum yani o çocuğun sana sana bakan çocuğun parayla mı baktı? Eğer ona verdiğin takdirde ona parayla baktırmış olacağım. Biraz da bunun manevi mükafatı var. Hmm. Bu açıdan bu önce ada, e, aile içerisinde adaletin. Hatta bu burada... genişletelim sonra bir araya gidelim. <laughs> Kendinde ailede tabii aile eşler arasında da böyle yani, yani çocuklardan sonra e eşler arasında orada aileden e adalet e sağlanması hususunda Nisa suresinde evet. ayetler var başka ayetler var yani eşler arasında da yani bir eş e, karşıdaki eşe hürmet edecek, ...hakkına riayet edecek. Şimdi biz hep fiziki şiddetten bugün e, e, bu, bu evet. gündeme geliyor. Fiziki evet. şiddet, bağırma, çağırma. Peki sen eşinin hakkına tecavüz ettiğin zaman da bu e, belki de e, fiziki şiddetten daha şiddetli bir hak ...gaspı, evet. hak ihlali vermiyorsun, hakkını vermiyorsun. Yıllarca bu seninle beraber çocukları büyütmüş, efendim sana destek olmuş bazı yörelerde hacca bile götürmüyor. Niye onun malı yok diyor. Veya bazı zamanlarda onu hiç hesaba katmıyor. Yani önce yani buradan başlaması lazım. Yani ailede sağlanmayan adalet veya ailede adaleti sağlamayan ne idarecisi ne bilim adamı ne efendim şu veya bu kimse toplumda adaleti sağlayamaz. Evet. Evet. Önce oradan Adalet start bulacak yani. Eyvallah hocam. Kerim hocamın bıraktığı yerden ben devam etmek istiyorum. Bu manada Kur'an-ı Kerim'in bir vasat ümmet vurgusu var. Ee, ümmeten vasatan yani o orta yolu tutmuş, itidal üzere olan. Birinci bölümde de buna vurgu yaptık. İfratla tefritin ortasında. Bu manada bu vasat ümmet vurgusunu da bir manada aslında müminler için adaletli olmaya çağrı şeklinde yorumlamak mümkün mü? E, Kerim Hocam az önce söylediğine yine İhsan Hocam da katkıda bulundunuz siz de orada. E, insan e, kendini tanıdıkça e, bu vasata doğru yaklaşıyor ve daha adaletli hale geliyor. Hatta e, çok zaman biz insanın e, ömründe şahitlik ediyoruz. Daha genç yaşlarda o ifradın ve tefridin uçlarında gezerken, yaşlandıkça kendini tanıdıkça o e, vasat vurguya doğru o çizgiye doğru geliyor bu manada e, İslam'ın yeryüzündeki o imtihanının özü bir yerde hocam o vasat ümmet vurgusuyla e, adaleti yakalamaya ve bulmaya çalışmak mıdır e, ferden e, ve topluma bakan yönüyle İhsan evet. hocamla buradan devam edelim. Evet tabii insanın yani hep Kur'an-ı Kerim'deki vurgu hocam da çok Hı -hı. ayet okudu. Ben de özellikle hem Hazreti Peygamber, Hazreti Adem, Havva hatta çok erken dönemlere insanlığın Hı -hı. başlangıcına gittiğimizde de aslında yeryüzü serüvenindeki o duada bile e, insanın önce belki de en çok haksızlık ettiği kendisi. Onun dışında kendi nefsinde kendi içinde o haksızlıkla bir şekilde mücadele etmeyi ve onun haksızlık olduğunu kabul etmeyi vicdani anlamda e, o hakkı bir yerde teslim etmeyi e, eğer kendi içinde çözebilirse bu sorunu dışarıya artık adaletsiz bir takım davranışlar değil de tam tersine adaleti tesis edebilecek davranışlarla toplumsal yaşama katılıyor. Bu insandan artık meslektaşları arasında da toplumsal ilişkilerde efendim başka ortamlarda da adaletsizlik ya da adaletsiz davranışlar beklemeniz mümkün değil. Ancak diğeri olursa o zaman ondan da adalet beklemeniz mümkün değil. Evet. Yani adalet dağıtma pozisyonunda olan insanlardan bile bazen adaletsizlikler ortaya çıkabiliyor. Yani mahkemede hakimin verdiği bir kararın hukuka uygun olmadığını başka bir hukukçu iddia edebiliyor. Demek ki onun kendi içinde de bir takım belki çözemediği pozitif hukukla da çözülemeyen bir takım sorunlar var. Dolayısıyla aslında bugün İslam ahlakında en başta insanın kendi içindeki o iç tutarlılığını, vicdandaki o dengeyi bir yerde tesis etmek amaçlanıyor. Şimdi bugün psikoloji biliminde bir takım araştırmalar yapılmış. İnsandaki bu temel erdemler nasıl yerleştirilebilir? En başta adalet duygusunu biz nasıl tesis edebiliriz diye buradan baktığımızda örneğin şöyle bir çalışma var. Mesela diyorlar ki erken çocukluk döneminde hatta 3-6 yaş bugün Türkiye'de de çok konuşulan yaş aralığında çocuklar adaleti daha çok tarafsızlık kavramıyla sağlamaya çalışıyorlar. Hı hı. Yani bir şeyi paylaş dediğinizde onu eşit bir şekilde paylaşıyor. Ancak yaş ilerledikçe çünkü bu dönemdeki çocuklar daha somut düşünüyor. Yani parça işte herkese eşitçe paylaştırıldığında e, burada bir adalet tesis edilmiştir diye düşünüyor. Ancak yaş ilerledikçe özellikle soyut düşünmeye doğru yaklaştıkça çocuklar işte 7 8 9 10 yaşında artık burada hakkaniyet kavramıyla düşünmeye başlıyor. Ve paylaşım yaparken bir sürü başkaca şeyi de dikkate alıyor. Örneğin diyor ki onun burada daha çok katkısı varsa bu oyunda buradan daha çok pay alma hakkı da ona ait. Yani burada hakkaniyet esaslı bir paylaşım söz konusu. Şimdi temel bir soru var. Bunu ben kendi kendime de soruyorum. Literatürden de okuduğumda pek çok bu konuyla ilgili örnek ve deneyle karşılaşıyorum. Acaba insan doğuştan kötülüğü bilerek mi dünyaya geliyor yoksa haksızlığı, hukuksuzluğu, zulmü, adaletsizliği hiç bilmeden sosyal çevresinden mi öğreniyor? Evet. burada iki teori var. Bir kısmı diyor ki insan esasında hani Hristiyanların dediği gibi asli günah, doğuştan günahkardır. Dolayısıyla onun vaftiz edilmesi temizlenmesi lazım. Diğer taraftan bizim de savunduğumuz teori diyor ki insan doğuştan fıtraten tertemiz dünyaya gelir. Dolayısıyla onun dışında o temizliğe yapışan her şey arizidir. Yani kötülük de sonradan bulaşan bir şeydir. Bir şekilde bundan kurtulması gerekir, arınması gerekir ama baştaki o safiyeti aslında koruyarak bunu başarabilir. Evet. Şimdi Şems suresinde hocam çok iyi bilecektir. 6. ayet-i galiba hocam. Estağfirullah. Fe elhemeha fucuraha ve takvaha. Yani Allah insana kötülükleri yani en genel anlamda bütün fucuru, kötülükleri ve takvayı yani tüm iyilikleri potansiyel olarak verdi. koydu, verdi. Bir yerde bugün hani daha anlaşılsın diye söylüyorum. Bizim yazılımımıza, hard diskimize bir yerde bunları yükledi ve bizi böyle dünyaya gönderdi. Şimdi gerçekten durum böyle mi değil mi? Tabii ki biz Müslümanlar böyle olduğuna iman ediyoruz. Bugün pozitif bilim de esasında bunu kanıtlayan veriler sunuyor. Hocam tam burada bir izleyici sorumuz var. Bu sanırım ona da cevap olacak evet. nitelikte onu sorayım. Deniyor ki Allah insanları yaratmadan önce cennetlik veya cehennemlik olduğunu biliyor. Fakat bize irade vermiş. Bu durum Allah'ın adil ismi şerifi adil ismi şerifiyle bir zıtlık oluşturur mu? Sonra da tevbe haşa diye izleyicimiz not düşmüş. Sanırım bu soru, soru ya cevabınız buna da cevap olacak. Evet. Lütfen buyurun. Evet. Dolayısıyla insana Allah demek ki potansiyel iyilikleri de vermiş, potansiyel kötülükleri de. Ama bakın potansiyel olarak. Yani bunlar bizim doğamızda, fıtratımızda, yaratılışımızda bir yerde var. Ancak tabii ki başkaca ayet-kerimelerden biz anlıyoruz ki insana iki yol gösterilmiş. Yani ya iyiliğe meyledecek ya kötülüğe meyledecek. İyiliğe meylettiğinde biraz önce okuduğumuz ayet-kerimede olduğu gibi zerre kadar da olsa o iyiliğin ödülünü, mükafatını alacak bir gün kötülüğe meylettiğinde ve onu işlediğinde de aynı şekilde onun cezasını bir şekilde bir gün e, efendim görecek. Dolayısıyla böyle baktığınızda e, aslında tablo netleşmiş oluyor. Şimdi çocuklar üzerinde yapılan deneyler var. Mesela bu erken çocukluk döneminde Çocuklar oyun oynarken eşyalara bile kızıyorlar. Bazen eşyaları bile cezalandırıyorlar. Çünkü somut dönemdeler ve doğrudan o somut nesne üzerinden onu cezalandırdığında sorunu çözdüğünü zannediyor. Şimdi bugün hukukta buna ceza adaleti deniyor. Yani suç vardır, onun karşılığında ceza vardır. Siz o cezayı uyguladığınızda suçu bir yerde ortadan kaldırmış olursunuz. En azından suçluyu cezalandırmış olursunuz. Ancak daha sonraki dönemlerde Çocukluk işte o soyut düşünce döneminde de çocukların cezalandırma tarzı değişiyor. Bu sefer de nesneyi cezalandırmak yerine suça odaklanıyorlar ve suç üzerinden acaba biz ne yapabiliriz? Burada nasıl bir cezai müeyyide, yaptırım uygulayabiliriz? Acaba suçu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani suçludan ziyade suça bu sefer de odaklanmaya başlıyorlar. Bunun çok sayısız örneği var bu tür deneylerin. Buradan ben şöyle bir sonuca geliyorum. Demek ki biz adaleti ya da adaletsizliği, haksızlığı çocukluktan itibaren öğreniyoruz ve erken gelişim dönemlerinde yani ilk 6 yılda, 7 yılda karakterimiz eğer büyük oranda %70-80 oranında bugün öyle diyor psikologlar şekilleniyorsa o dönemde bu duygular bizde yerleşiyor. Kimden öğreniyoruz? Anneden öğreniyoruz, babadan öğreniyoruz, kardeşlerden öğreniyoruz. Bugün belki bilgisayar oyunlarından öğreniyoruz, akıllı telefonlardan öğreniyoruz. Başkaca bize temas eden ne varsa aslında onlar bize bir şeyleri öğretiyor. Dolayısıyla bu erken dönemde vicdan gelişim, ahlaki gelişim son derece önemli. Ve insanın içindeki o aslında ölçüp tartan vicdan duygusu bu dönemde körele de biliyor gelişe de biliyor. Şimdi diyorlar ki anne babalar eğer çocukları bir suç işlediğinde bizde Türk toplumunda da bu çok yaygın yani hemen yasaklamak kızmak bağırmak eline vurmak en azından çok küçükse ya da bir şeyden mahrum bırakmak yasaklayarak daha çok güç kullanarak fiziki hocamın ifade ettiği gibi şiddete başvurarak, dayak atarak ya da bir yere hapsederek bir şeyden mahrum ederek ceza adaleti aslında böyle cezalandırıyoruz. Ancak bugün yapılan araştırmalar şunu ortaya koymuş ceza adaletinden ziyade vicdan gelişimini sağlayan çok önemli bir şey var. O da şu işlediği fiil eğer ahlaka uygun değilse veya başka birine bize zarar veriyorsa veya kardeşini dövüyorsa onun eşyasını kırıyorsa burada cezalandırmak yerine birebir bir cezayı yaptırım uygulamak yerine ona bu işin neden yapılmaması gerektiğini anlatmak kanıt ve ikna sürecini işletmek her zaman sağlıklı vicdan gelişimi için temel parametredir diyorlar. Evet. Şimdi ben bunu adalete uyguladığımda şu sonuca varıyorum. Eğer biz adil insanlar yetiştirmek istiyorsak çok erken dönemlere gitmemiz lazım. Çocukluğun o erken henüz daha oyunla hayatı öğrendiğimiz dönemlerinde anne babanın çocukla kurduğu iletişimin dilini belki değiştirmek dönüştürmek gerekiyor. Bugün. Tabii orada da şu e alternatif üretmek gerekiyor. Biraz evet. önce söylediniz. İknadan kastım ee, o hocam. Evet, <laughs> alternatif. Yani mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiye metoduna baktığımız zaman da bir alternatif sunuyor. Ee, örneğin bir küçük çocuk sofralarına oturuyor. O çocuk gelişi güzel yemek kabının içerisine elini daldırıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna bağırmıyor, azarlamıyor, onu rencide etmiyor. Evet. Diyor ki evladım diyor, sağ elinle ye diyor. Biri bu ikincisi önünden ye diyor. Üç besmeleyle başladı. Evet. Besmeleyle başla diyor. Bak burada bir alternatif, İkna yöntemini alternatif yöntemini. yöntemini ona... Bu sahabe diyor ki ondan sonra diyor sahabi diyor ki ondan sonra artık diyor ben hep diyor sağ yedim önümden yedim besmeleyle başladım. Hocamın dediği örneği evet. buraya uygularsak hocam evet. e, sol eline e, şöyle kaşıkla vurarak sol elle yeme deseniz doğuracağı etkiyle peygamberin bu metodunun etkisi bambaşka. Evet. Eyvallah hocam buradan ben size hem izleyici sorumuz var hem oradan hareketle şunu sormak istiyorum İbrahim Özgün Bey bütün izleyicilerimize Bu arada selamlarımızı iletelim hem soru soranlara hem sormayanlara toplum içinde de aile içinde de eşit davranmak adaletsiz bir durumu ortaya çıkarmaz mı diyor hocamın da bıraktığı yerden biz bazen adaletle eşitliği birbirine karıştırıyoruz hocam çocuklardan örnek verdi çocuklar ilk başta eşitliği adalet diye düşünüyorlar. Şimdi burada şu var. Yani e, Cenab-ı Hak bir kere her şeyden önce e, kainatta farklılık esasını yaratmıştır. Evet. Mesela e, Estağfirullah Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Kimi peygamberler birbirinden üstün Evet. Peygamberleri bile. Bile. E, kiminisinin daha fazla rızkını genişlettik. Daha fazla ona lütfettik. Tabi bunlar bir imtihanın e, bir safhası. Şimdi biz adaleti tarif ederken şöyle tarif ediyorduk neydi? E, her şeyi yerli yerine koymak, her şeyi layık olduğu yere yerleştirmek, herkese lazım olanı vermek, lazım evet. olanı, verilmesi gerekeni vermek. Şimdi buna göre düşündüğümüz zaman da e, eşitlik, eşitlik adalet değildir. Adalet değildir. Yani e, neden değildir? Çünkü e, e, bir insanın Çalışma yüküne göre. Mesela bugünkü günlük hayatımıza misal verelim. Bir okul müdürünün mesuliyeti öğretmene göre fazladır. Bir valinin mesuliyeti bana göre fazladır. Evet. Bir dekanın mesuliyeti bana göre fazladır. Yani kişinin bir de aldığı riske göre, gördüğü işin e, sorumluluğuna göre e, dengeler söz konusu. Evet Dolayısıyla tarağın dişi gibi eşitlik İslam'da yoktur böyle bir eşitlik, Kur'an-ı Kerim böyle bir eşitlikten bahsetmiyor. Ne diyor? Herkese hak ettiğini verin. Ama herkese hak ettiğini e, vermek e, gerekiyor. Bu adalettir. Bu açıdan bu adalettir. Mesela şöyle diyelim, e, bugün iktisadi adaletten söz ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde e, infak anlatılıyor ve hatta Fazıl Rahman der ki e, madalyonu misal verir. Madalyonun bir yüzü kelime-i tevit, bir yüzü infak der. Evet. O derece infakla kelime-i tevhid evet. birbirine e, geçmiş evet. bir şekilde. E, bu şunu gösteriyor. Yani zengin eğer Allah ona lütfetmişse o fakiri gözetecek ve o şekilde ona yardımcı olacak, zekatını verecek. Yani iktisadi adalet herkesin böyle eşit bir şekilde kazanca sahip olması değil. Ama herkesin insanca yaşayabileceği bir seviye yükseltmek buna iktisadi adalet diyebiliriz. Evet. Yani herkes e, gerçi bugün temel ihtiyaçlar toplumdan topluma da değişiyor. Evet. E, Avrupa'da temel ihtiyaçlar bizdeki temel ihtiyaçlar birbirinden farklı gibi görünüyor ama insan oranına yakışabilecek Evet. bir şekilde. gıdasını alabilecek bir şekilde, eğitimini çocuğun eğitimini yaptırabilecek şekilde ona kazanç temin etme veya ona onunla paylaşım. Evet. Mesela ben bugün e, bir şeyi okuyorum bir istatistikleri. Dünyaya baktığınız zaman da 7 tane zengin dünyanın efendim bütün e, servetine Hocam, denk serveti var. 2018'de e, 25 tane dünya üzerinde mülkiyet sahibinin e, sahip olduğu, malik olduğu o mülkiyet bir buçuk milyar insanın sahip olduğu mülkiyetle aynı. 25 kişi bir tarafta, bir buçuk milyar bir tarafta. 2018'in istatistiki rakamları birkaç gün önce okudum ben. Böyle bir adale, yani i̇şte bu, adaletsizlik. Bu bir, i̇şte bu bir adaletsizlik. Yani evet. Bunun için eşitlikle adaleti karıştırmamak lazım. Eyvallah. Biz yani... izleyici sorumuz daha var hocam. Onu da sorayım mı? Sohbeti de açmış olalım bu vesileyle. Dünyada mutlak adaleti tesis edemeyeceğimiz kesin ama ona olabildiğince yaklaşmak bizim sorumluluğumuzda. Böyle bir tespitte bulunmuş izleyicimiz. Eyvallah. Onu zaten az önce siz de sohbette açmıştınız. Sorum şu. Vicdan dinin üzerinde midir? Yani doğrudan konumuzla alakalı değil ama izleyicimiz e, sorusunu bize iletmiş, biz de onun e, Şimdi, cevabını. E, geçenlerde bir sempozyumda e, değil de bir seminer, yapay zeka ile ilgili bir seminer verdi bir hocamız. Hı hı. Orada e, akılla e, zeka ile ilgili farkları söyledi. Ben de orada e, dedim e, beş havası selime dediğimiz. Beş tane bilgi alma yolumuz var. Beş duyurganı. Hı hı. Efendim göz, görme, işitme, tatma, dokunma. Evet. Bu yeterli midir insanın bilgi alabilme yolları olarak? Yeterli midir? Değildir. Bunun için aklı Cenab-ı Hak insana lütfetmiş. Akıl da bir bilgi kaynağı. Önemli bir bilgi kaynağı. Yani akıl olmadan insan mükellef olmuyor, sorumlu olmuyor. Peki akıl her şeyi Bilebilir mi? İhata edebilir mi? Her şeyi ihata edebilir mi? Fizik ötesini, kayıp alemini ihata edebilir mi? O zaman e, Cenab-ı Hak bize acımış yine bu akla rehber kılacak yani aklın aklın rehberi olacak vahiy göndermiş. Evet. Şimdi dedim ki orada şunu dedim. Bugün efendim atom üreten veya e, akıl almaz teknolojik e, aletleri üreten toplumlar akılsız diyebilir miyiz? Hayır. Ama Vahiy rehber kabul etmeyen akıl Nagasaki'den Hiroşima'da bomba üretiyor bomba atıyor veya bugün e, efendim kimyevi silahlarla insanları öldürüyor nereden aklı rehber kabul etmediği için buradan, vahiy rehber kabul etmedi vahiy için. rehber evet. rehber kabul etmediği için buradan şunu e, demek istiyorum e, şimdi e, dinin üstünde midir vicdan şimdi vicdan dediğin nedir? Dini rehber kabul etmeyen bir vicdan hiçbir şeyin üstünde değildir. <laughs> Ona getireceğiz evet, zaten getireceğim meseleyi. Üstünde. Yani Eyvallah. şimdi biz vicdan vicdan derken herkes ben vicdanlıyım diyor ama onu nasıl terbiye edeceğiz? Mesela şöyle diyeyim. E, Hazreti e, Ömer Efendimiz Peygamber Aleyhisselatü Aleyhissalatu vesselam öldürmeye, öldürmeye e, çıkıyor. Yolda evet. kardeşini oğlu Ömer olarak he, çıkıyor. Yolda kardeşinin e, Fatıma isminde kız kardeşinin Müslüman olduğunu duyuyor. Ve e, Taha suresini okuyorlar. O okumayı dinliyor. Neticede Müslüman olmak için peygamberimizin yanına geliyor. Ve orada Müslüman oluyor. Herkesin titrediği Hazreti Ömer, herkesin parmakla gösterdiği kahramanlığını, cesaretini e, parmakla gösterdiği Hazreti Ömer, halife olunca öyle mütevazileşiyor ki, sırtında un çuvalı, gecenin zifiri karanlıklarında fakir arıyor. Hazreti Ömer nereden nereye geldi? Evet. Hangi vicdandan hangi vicdana geldi? Dolayısıyla hiçbir şekilde din dediğimiz zaman da tabii biz e, böyle mutlak eee mücerret bir dini, soyut bir dini söylemiyoruz. Tabii biz ki. din deyince yani İslam evet. dinini, yani evet. Kur'an ve sünnete e, bağlı olan bir şeyi kastediyoruz. Hocam da herhalde biraz eyvallah. önce vizdan evet. e, şeklinde onu tabii ondan söz etti. Bir, Yoksa aslında hangi din sorusunu belki evet. onu soralım hocam. Onu ee, i̇sterseniz ona ilişkin birkaç cümle alalım. Sonra bir başka sorum tabii. olacak. Biraz tabii. sosyoloji açısından da. Evet, de. yani hangi din sorusunu sorduğunuzda da aslında biz tabi kültürel anlamda dinleri bir sürü isimlendiriyoruz ama inan din aynı dallahil İslam. Yani Hazreti Adem'e gelen mesajda, Hazreti Peygamber'e gelen mesajda özde aynı ilke üzerine tesis edilmiştir. Evet, bütün peygamberlere, bütün peygamberlere gelen mesaj. Dolayısıyla yani özde var olanı aslında fıtratta olanı yaratılışta olanı tasdik eden dini kastediyoruz. Eyvallah. Öyle olduğunda onun bir defa vicdanla çatışması mümkün değil. Vicdanın dışında olması da mümkün değil. Çünkü Hatta ona vicdanı fıtrat, da eğiten... yani, fıtrat. Fıtrat, fıtrat da diyebiliriz. Elbette fıtrat da diyebiliriz. Vicdan Vicdan aslında fıtratı e, besleyen daha doğrusu fıtratta olanı açığa çıkaran duygu içimizde ve biz bu duyguyu eğitebildiğimizde işte pek çok erdemde olduğu gibi adaletten de söz edebiliyoruz. Onu eğitemediğimizde o duyguyu körelttiğimizde ya da zayıflattığımızda ise bir takım efendim adaletsiz tavır ve davranışlardan söz etmek Hatta durumunda Hatta bunu kalbi de devreye sokabiliriz. Ben evet. şimdi şunu misal veriyorum. Buyurun şimdi efendim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, buyuruyor ki e, arkadaşlar şöyle gösterebilir şöyle bir nokta filan koyayım şuraya. Bir diyor e, insan fıtır aslında tertemiz. Evet. Ben beyaz, kağıt gibi ben beyaz. Evet. Sütten ak. Bir insan, bir mümin günah işlediği zaman da diyor kalbine bir siyah nokta vurulur. Tertemiz kalbe bir nokta vurdu. Bir, iki, Peki üç. bu günah devam ettiği sürece noktalara devam edecek. Doğru. evet. Peki o zaman öyle bir an gelecek ki oradan Siyahlık bir kalmayacak. Peki günah devam ederse o siyahlık vurulmaya yine devam edecek. Hı -hı. O zaman ma matematiksel olarak milimetrik olarak hesaplayamayacağımız ölçüde o siyahlık kalınlaşacak. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kella bel rana ala kulubihim ma kanu Hayır hayır. Bir akis evet. onların kalbi ne e, pas vurulmuştur. Hı -hı. Pas kaplamıştır. Yani ne yapıyor? Vicdan, kalp, fıtrat tertemiz aslı her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar diyoruz ya. Çevresi etkiliyor, aldığı eğitim etkiliyor, arkadaş etkiliyor. E, ve neticede bu tertemiz vicdan ne oluyor? Artık siyahlaşmaya başlıyor. Evet. Temizlemek de insanın elinde bir taraftan tevbe yok. Bunun ya. çaresi ne diyor? Peygamberimizin çaresi ne diyor? Tevbe evet. diyor. Eyvallah hocam. Hocam e, şimdi izleyicilerimizden yine sorular geliyor onları yine soralım birazdan ama ben şunu sormak istiyorum. Şimdi İslam adaleti her şeyi yerli yerine koymak, yerli yerince yapmak, yaratılışa uygun bir şekilde iş yapmak olarak tarif eder, ediyor ise ki öyle ediyor. Bugün modern paradigmada kendini aşma, rekabet, ilerleme kavramları bu liberalizmin, modernizmin beraberinde getirdiği bir takım kavramları da dikkate aldığımızda İslam'ın bu adalet anlayışı yani vasatı tutturma, orta yolu bulma anlayışı, modern dünyada Müslümanların ayakta kalmalarını zorlaştırır mı? Rekabetçi dünyada siz adaleti tesis ederken bir taraftan geri kalır mısınız? Sosyolojik açıdan yorumladığımızda bu manada İslam'ın adalet anlayışının modern dünyada yeniden yorumlanma falan gibi bir ihtiyacı doğar mı? E, sosyolojik açıdan burayı biraz açabilir miyiz lütfen Sosyolojiye geçmeden tefsirci hocamla birlikte çok <laughs> ayet okuduk bir <laughs> ayetle aslında Aa, bu arada çok ayet okuduk diyorsunuz bu, bu ayet ama bir izleyicimiz hatırlıyor. diyor ki hocam adaletle ilgili ayetler onup, okunup açıklansa daha verimli olurdu diyor. Biz zaten programın başından bu tarafa çok ayetleri okuyoruz. Evet. Buyurun lütfen. Bir ayet daha, bir ayet daha izleyicimizin okuyalım izleyicimizin gönlü olsun. Evet, Ve alel birri ve takva ve la alel vel Evet. Yani iyilikte ve takvada yarışın düşmanlıkta efendim kötülükte, e, kötülükte yarışma. Hatta hocam bir, bir cümle araya girin. Buyurun. Buyurun. Erdemli toplumun oluşmasında en önemli ilke süsambu bulduğunuz evet. ayet. E, yani e, erdemli toplumun oluşmasında en önemli ilke. Evet. Buyurun hocam. Şimdi, reka Açalım şimdi rekabetten bahsedeceğiz o yüzden bu ayeti okudum. Aslında İslam'ın çerçevesini çizdiği rekabet hayırda yarışmak. Şimdi böyle olduğunda aslında bugün modern işte iktisadın da bir yerde piyasa ekonomisi içerisinde sürekli telkin ettiği rekabet eğer haksız değil de adil rekabet olursa burada bir sorun yok. Hı hı. Ama bugün gençler üzerinde bir takım araştırmalar mesela yapılıyor. Son 30 yıla baktığınızda gittikçe e, o 30 yıl öncekine göre değerler hiyerarşisinde bir değişme var. Malum e, Değerleri bir şöyle tasnif ediyoruz. Bir Araç değerler var. İşte para gibi, makam mevki gibi, efendim birtakım mesleki ihtiyaçların karşılanması gibi veya insanın temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılayacağı e, ölçüde bir servet getiri sahibi olması gibi. Bir de amaç değerlerimiz var. İşte bunlar nedir? Doğruluktur, dürüstlüktür, saygıdır, sevgidir ve adalettir en temelde bunun gibi. Bir de alışılan geleneksel değerlerimiz, kültürel değerlerimiz var. Şimdi son yıllarda yapılan araştırmalar diyor ki Araş değer aslında sizi bir yere götürmesi gereken adı üzerinde vasıta değerler amaç maalesef amaç değerlerin yerine ikame edilmeye başlamış. Kimde? Özellikle gençlerde. Gençler niye önemli? Çünkü onlar toplumun geleceği. Yani bir sonraki kuşakta toplumu onlar idare edecek, onlar ikame edecek pek çok değeri ve onlar taşıyacak bir sonraki nesle. Ne değişmiş? 30 yıl önce sorduğunuzda gençler diyor ki sizin için hayatta en önemli değer nedir? Sevgidir, saygıdır, adalettir. Efendim doğruluktur, dürüstlüktür vesaire. Ancak bugün sorduğunuzda bunlar yine var ama ilk sırada değil. İlk sırada kariyerdir, mesleki efendim hedeflerdir. Daha çok para kazanmaktır, zenginliktir, servete ulaşmaktır ve daha kötü olanı bunu bir şekilde meşru ya da meşru elde etmektir. Amaca giden yolda her şey tırnak içinde mubahtır felsefesi. Şimdi böyle baktığınızda evet burada bir haksız rekabet var. İşte İslam buna onay vermiyor. Yoksa iyilikte yarışmak, haklı rekabet diyelim biz İslam tarafından herhangi bir olumsuz değer olarak görülmüyor. Rekabet bu anlamda nasıl kullanıldığına yani toplumsal işlevine bireysel rolüne bağlı olarak anlam kazanan bir kavram. Şimdi gençlerle bir sohbette ben şunu sordum. Dedim ki tabii bunlar üniversite gençleri. Dedim ki kariyer deyince aklınıza ne geliyor? İşte hukukta okuyan dedi ki benim için iyi bir hakim, iyi bir savcı, iyi bir avukat olmak. Efendim iktisatta okuyan iyi bir ekonomist olmak, işletmeci iyi bir işletmeci olmak ve herkes mesleğiyle ilgili bir şey söyledi. Ben dedim ki hiç şunu düşündünüz mü? Aslında en yüksek kariyer, iyi insan olmak. Evet. En üst ahlaki erdemlerle kendini donatmak. Şimdi bugün aslında bir taraftan baktığınızda da hepimizin kendi kendimize geldiğimiz bir nokta var. O da şu. Mesleki anlamda kendi mesleğinizin zirvesine ulaşabilirsiniz. Ancak insani ahlaki erdemlerde eğer aynı ölçüde bir çabanız yoksa zirvede kalamazsınız. Dolayısıyla insan yönetimi, insan kaynakları da artık bugün modern anlamda bu noktaya gelmiş durumda. İşte burada değer kazanan en başat, en üst erdem adalet. Şimdi adaleti tesis ettiğiniz her ortamda aslında hem bireysel hem toplumsal orta yol, eylemlerinizde yani denge orta, yol? orta yolu sonuca ulaşıyorsunuz. Ancak adaletsiz tutum ve davranışların öne çıktığı ortamlarda ise bütün o başarılar gölgeleniyor ve artık bir süre sonra sizin bireysel hayatınızı da huzurunuzu da olumsuz etkiliyor. Sosyal çevrenizde de bu bir şekilde yansıyor. Eyvallah. Tamam. Hocam ben bir taraftan da şunu anlıyorum. Modern dünyanın insanlığa dayatmış olduğu bu manadaki bu rekabet vesaire konusunda İslam'ın adalet anlayışının ve Müslümanların reaksiyoner bir tavırla ona bir cevap geliştirmek yerine kendi değerlerini var olduğu gibi ortaya koyabilmeleri aslında varlıklarını ikame edecek. Biz bugün hep cevap yetiştirme derdinden kendi değerlerimizi ikame etmeye zaman bulamıyoruz. Burası çok önemli. Yani, hocam. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'den e, zenginliğin sınırı çizilmemiş. Hı hı. Fakat infak sistemi getirilmiş. Hatta ne oluyor ki Allah yoluna infak etmiyorsunuz? Halbuki yerin gövmi varisi Allah'tır. Evet. Şimdi e, Peygamber Vesselam bir gün hutbeye çıkıyor ve lehum mestadatum min kuvvetin ve min ribadil hayl Bu ayet okuyor. Yani kuvvet hazırlayın, gücünüz yettiğince. Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı korkutacak işte kuvvet hazırlayın. Ondan sonra işin daha iyi anlaşılması için ela innel kuvvete ramyun. Kuvvet atmaktır. Kuvvet atmaktır. Buradan şunu anlıyoruz. Müslüman bugün, bugün şartlarda en güzel teknolojiye sahip olacak. En teferruatlı teknolojiye sahip olacak. Mesela şu bizim içimizi yakmamış mıdır? Akdeniz'den Bayırbucak köylüne 800 kilometre mesafede işte Rusya bomba atarken, füzelerini fırlatırken bunlar bizim Müslüman olarak utandırmamış mıdır? Tabii ki. Şimdi burada rekabet az önce hocam çok güzel söyledim. Şimdi e, feste hayrat buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Hayırda yarışın. Mesela ahi teşkilatı var. Ahi teşkilatı. Ahi teşkilatında şöyle bir ilke var. Ahi kazanacak. Ahi meslek sahibi olacak. Mesleğinden ilerleyecek. Mesleğinde çok vasıflı olacak. Ve aynı zamanda hırslı olmayacak. Mal biriktirmeyecek. Yani Müslüman ne yapacak? Kazanacak en güzelini üretecek, en kuvvetli silahı üretecek ve bu anlamda da e, hem ümmeti koruyacak hem insanlığı da adaletin sağlanması için. Evet, bunların e, bütününü adalet için kullanacak. Kat, tabii hizmet edecek. Neticede e, burada e, tüketimi ve karı putlaştıran kapitalizmin e, ve içine bir sürü yalan e, giren rekabetin e, az önce söylediğiniz gibi peşine takılma yerine kendi özümüzle e, kendi Kur'an ve anlayışımızla ama bunu derken tabi e, onlardan geri kalarak değil en güzelini üreterek evet. en kalitesini üreterek bu anlamda bir yarışı İslamiyet yasaklamaz. Şunla bitireyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün sabah namazını kıldırıyor. E, sonra e, Mescid-i çıkıyor. Eshab-ı kiram namaz bitirdikten sonra Peygamberimizin önüne çıkıyor. Gülerek Peygamberimiz onlara görüyorum ki diyor Bahreyn'den gelen diyor kervanın duydunuz diyor. Tam sabah namazında Bahreyn'den zikat memurları gitmiş oradan gelirleri toplamışlar Medine'ye geliyorlar. Ee, herhalde bunu duydunuz diyor. Diyor ki ben diyor artık diyor bu topraklarda benden sonra şirkte saplanacağınızdan korkmuyorum. Ama geçmiş ümmetlerin ayağının altına serilen zenginlikler gibi sizin ayağınızın altında da zenginlikler serilecek ve sizin ahireti unutmanızdan korkuyorum. Evet. Bugün Müslümanların bugünkü sıkıntısı yani hani batı kavramıdır Müslümana sekülerist diyemeyiz. Sekülerleşme de diyemeyiz ama Kur'an-ı Kerim dünyevileşmeden bahsediyor mu? Ediyor. Hadisler evet. bahsediyor mu? Ediyor. İşte bu anlamda Müslümanlar yani ahireti unutmadan teknolojisini, ilmini, medeniyetini, sanatını geliştiriyorsa, bu hususta rekabet ediyorsa başımızın üstünde yerim. Evet. Aler râsi vel ayn, ayn diyorsunuz. Evet. Hocam şimdi son 10 dakikalık zaman dilimine giriyoruz. Toparlayacağız ama Mehmet Arslan isimli izleyicimiz konumuzla doğrudan alakalı olmadığı için hızlı geçtik herhalde sorusunun cevabını tam alamadığını söylüyor. İzleyicimizi üzmeyelim diye ben tekrar sorayım. Cennet cehennem irade ve adil Allah'ın adalet ismiyle ilgili sorunun cevabını tam e, alamadım ben diyor. Evet. Allah insanları yaratmadan önce cenneti ve cehennemlik olduklarını belirlemiştir. Bu tabi kelamın çok geniş bir tartışma konusu. Evet. Burada hocalarımızdan bu konuya birkaç dakika içerisinde net cevap geliştirmelerini ve vermelerini istemek çok adil olmaz bir kere. Onu izleyicimize ben vurgulayayım. Çünkü kelamda bununla ilgili halen kitaplar yazılmaya devam ediliyor. Yani yüzyıllardır yazıldığı gibi halen yazılmaya devam ediliyor ama bununla ilgili hocalarımızın söylemek istedikleri var. Mehmet Bey'in sorusunu bir kez daha ben yöneltmiş olayım. Sonra toparlayacağız. Bir, şey ee, bir defa ön önceden siz de çok güzel ifade ettiniz. Yani çok temel bir mesele bu esasında. Evet. Ona bir iki cümleyle cevap üretmek mümkün değil. Ama Mehmet Bey'e şunu söyleyelim. Ee, Allah'ın adil olduğuna bütün müminler hepimiz inanıyoruz yürekten. Mesela. Ve Allah adaleti gereği kulları arasında da e, adaletli davranmayı emretmiş. Yani evet. hepimiz adil eylemler, davranışlar ortaya koymak zorundayız ve yaptığımız her şeyden dolayı da onun huzurunda bir şekilde hesap, hesap vereceğiz. Şimdi buna inandığınızda cennetin ve cehennemin, iyiliğin ve kötülüğün, hayrın ve şerrin bir yerde biraz önce okuduğum ayette olduğu gibi esasında insanın özünde içinde var olduğunu baştan kabul ediyorsunuz. Ve insan yaşarken kendi cennetini ya da cehennemini bir yerde böylece inşa ediyor. Evet. Yani siz her eyleminizle ya iyiliğe ya kötülüğe katkıda bulunuyorsunuz. Birini büyütüyoruz. Yani bütün eylemlerimiz esasında bizi oraya götürüyor ve bu baştan belirlenmişlik esasında Müslüman zihinlerde çok fazla sınırlar çiziyor gibi geliyor bana. Bu bilgi konusu mu, iman konusu mudur? Yani Kelam daha evet. çok malum bu çerçevede tartışıyor. Ben sosyoloğum, ben sosyal yaşamdan hareketle bakıyorum. Mesela bugün Teodise diye bir sorunumuz var, kötülük problemi daha çok felsefecilerin evet. sorunu. Yani Allah niye sadece iyiliği yaratmadı da evrende kötülük de var. Ama bir imtihan o zaman yani. o zaman yani ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu Nasıl yorumlayacağız? Nasıl yorumlayacağız? Bu yani hayatı ve ölümü hangilerinizin hanginizin daha iyi eylemler işler yaptığını görmek için Cenab-ı Allah yarattı. Dolayısıyla biz bu dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir karşılığının ödül ya da ceza olarak bize verileceğine inanıyorsak ve o zaman zaten baştan bu belirlenmişliği bir yerde kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu düzeni koyan, bu nizamı yöneten Cenab-ı Allah, biz buna iman ediyoruz ve bu çerçevede davranışlar ortaya koyuyoruz. Yani müminin tanımı. Bu evet. buradan baktığında Mehmet Bey herhalde bu sorunun cevabını bulacak. Yani cennet ve cehennemin kulun hangisine gideceğinin yazılması bir hüküm şeklinde değil, değil bu noktada. Değil. Yani biz öyle, yani biz özgür irade hocam. Özgür, özgür irade sahibi evet. varlıklarız. Evet. Dolayısıyla evet. bu irademizi kullanıyoruz. Ancak bunu e, hayra da yöneltebiliriz, şerre de yöneltebiliriz ve bu bütün bizim bunların, irademizde Bütün bunların Serbest durumda. irade vermiş Cenab-ı Hak bize. Yani insanı mükerrem yaratmış. Ee, eğer bize serbest irade vermeseydi cebriyecilik olurdu ki bu insana bir şeye zorlama gibi. Evet. İnsana değer vermiş Cenab-ı Hak. Estağfurullah ve men Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Ama öbür taraftan da e, kat ruştu minel demiş. Doğrulukla iyilikten ayrılmıştır. Değil mi? dolayısıyla bu hür irade içerisinde insan seçecek, inanacak ve neticede ee, Allah sonucuna katlanacak Sonucuna katlanacak Eyvallah. Değilse yani e, hiçbir kimse kaderinin ne olduğunu bilmiyor e, Kaderin e, ne olduğunu e, bilinmediği için bu hususta da tartışmayı peygamberimiz pek uygun görmemiş Eyvallah. Yani e, dolayısıyla her birimizin bir kaderi var Her birimizin bir kaderi var Yani e, kim derdi ki hocamla burada televizyonda program yapacağız ama Cenab-ı Hak demek ki bizi buraya yönlendirdi ve neticede belki şunu söyleyelim hocam rahatlasın Buyurun. Mehmet Bey. Aslında oyunun kuralı belli. Siz kuralına uygun yani yaşamı nizamı koyanın koyduğu kurallara uygun hareket ettiğinizde e, ulaşacağınız nokta belli. Kural ihlali yaptığınızda da alacağınız bir yerde sonuç belli. Böyle baktığında esasında herhalde kendi içinde de sorunu çözmüş Eyvallah olur. Eyvallah hocam. Toparlayacağız. Biz Mehmet Bey'e sadece ben şunu söyleyebilirim. Pek çok kitap var ama bu konuda e, Erzurum İlahiyat Ta rahmetli profesör Mevlüt Özler hocanın İslam düşüncesinde İnsan hürriyeti diye bir kitabı var. Evet. O kitap belki Ömet Bey'e biraz cevap olabilir. Çok da yani ta, akademik e, bir kitap ama ben, ben bir kitap bir de Buyurun, ben lütfen. ekleyebilir miyim? Geçen haftalarda rahmetli olan Necati Öner hocamızın da bir kitabı var. İnsan hürriyeti başlıklı Eyvallah bir kitabı hocam. var. O da piyasada var. Onu Şimdi da... hocam kalan 5 dakikayı ikişer buçuk dakika olarak eşit bir şekilde <laughs> adaletli midir bilmiyorum ama eşit bir şekilde paylaşarak toparlayalım istiyorum. Ben ben bir soru sorayım ve buradan da sizin son cümlelerinizi almış olalım. Bugün biz adalet anlayışımızı daha çok form, biçim merkezi bir yaklaşım halinde değerlendiriyoruz. Ama adaletin formdan ziyade manaya bakan yönü, ahlaka bakan yönü, şahsiyet inşasındaki rolü çok daha baskın. Biz bunu nasıl yaygınlaştırabilir ve bu manada İslam'ın öngördüğü bu adaleti Müslüman zihinlerde, Müslüman kalplerde ve insanlığa, yeryüzüne nasıl hakimleştirebilir? kim kılabiliriz. Kerim Hocam buyurun. Sonra Şimdi İsan ben şu ayetle kaparım. sizin sorunuza cevap vereyim. Ee, son okuduğum ayet olsun inşallah. Ee, Nisa suresinde birisi Maide suresinde. Nisa suresindeki ayette esas evet. ı Ya yühellezine amenü evet. kûnü kavvamine bil gıstı şühedâ elillâhi diye gidiyor. Evet. Adaleti Allah için Allah'ın şahitliği olarak adaleti ayakta tutan kimseler olunuz. Devam ediyor eee iş bünyede adaletten bahsediyorum öncelikle. Anneniz babanız da olsa, efendim fakir de olsa, zengin de olsa e, siz adaletin öne katın. Hiçbir şekilde hevanıza, arzunuza uymayın. Uymayın. Bak burada insanın en sevdiği e, kişiler e, sayılıyor. Yani adaleti sevmenizden dolayı Hani adaleti birilerini kayırmaya kurban etmeyin. Evet. Burası e, çok önemli. Sevginiz size adaletsizliği e, sevk, sevk, etmesin. Ya da nefretiniz. E, nefretiniz. E, hatta anlayınız babanız da olsa. Bir diğer ayette Maide suresinde Ey iman edenler Künü kavvami nedillahi şüada bil gısn ve la icrimenneküm şenayanı kavmin ala illa ta'adilü evet. Ey iman edenler adaleti yerine getiren kimseler olunuz. Bir kavm olan kininiz, öfkeniz sizi adaletsizliğe sevgi etmesin. Evet. Dolayısıyla burada hem İslam'ın cihan şümri bir adalet ilkesine sahip olduğunu görüyoruz. Irk, dil, din, statu e, e, renk. bunların renk ne olursa olsun bunların adaletin öne geçmeyeceğini ve Kur'an-ı Kerim'in adalet kavramının genel bir kavram olduğunu mesela sevgi hususidir. E, nedir? Allah Teala sevdiklerini belirtmiş. Sabredenleri seviyorum, tövbe edenleri seviyorum, müminleri seviyorum. Sevmediklerini de belirtmiş. Evet. Ama insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman da adaletli davranın buyurmuştur. Evet. Dolayısıyla Müslümanlar gerçekten bu şekilde hareket ederlerse bu İslam'ın evrensel adalet ilkesini kim olursa olsun hak hukukun verilmesi gereken yerde, dağıtılması gereken yerde bu ilkeye göre hareket ederlerse o zaman gerçekten biz e, bu e, Kur'an'ın adalet anlayışını, sünnetin adalet anlayışını en azından çevremizden başlayarak dünyaya yağmaya Hakim, muvaffak çok oluruz çok. diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. En Ağzınıza mi? dilinize sağlık. İhsan Hocam son cümleleri sizin. Farabi'nin Erdemli Şehir diye bir eseri var. Hı -hı. Yani 11. yüzyılda yaşamış. İbn-i de hemen sonrasında. Şunu diyorlar yani insanın erdemli olması, adaletli olması... Bir defa sosyal düzenden önce insanın kendi nefsinde, kendi içinde başlar. Eylemlerimiz eğer sözlerimizi doğrularsa adaletli davranmaya başlamışız demektir. Eğer sözünüzle söyleminiz arasında, söyleminizle eyleminiz arasında bir çelişki varsa o zaman e, önce kendi nefsinize, kendi içinize dönmeniz gerekir. Adaletli bireyler yetiştirmeden toplumsal adaleti sağlamanız mümkün değil. Onun da yolu ne eğitim kurumları, ne sosyal yaşam aile ailedeki o temel eğitim basamaklarında özellikle çocuğun ahlaki gelişimine yatırım yapmak gerekiyor bugün kanaatimce. Çünkü biz sosyologlar sosyalleşme ajanı diye tabir ediyoruz aileyi. Ancak bugün başkaca şeyler onun önüne çoktan geçti bile. Nedir o? Kitle iletişim araçları. İşte internetler, birtakım oyunlar, efendim evet. e, sosyal medya, oradaki meşguliyetlerimiz ve çocuklarımızı aile ortamında yeterince sosyalleştiremiyoruz. Dolayısıyla bu erken basamaklarda bütün erdemler gibi adaleti de ve bizzat anne baba davranışlarıyla çocukların dünyasında var kılmak lazım. Ancak bu şekilde herhalde konuştuğumuz o büyük sorunların da üstesinden gelmeye dönük bir adım atılmış olsun. İnşallah olur. hocam. İnşallah. Ee, i̇şaret ettiğiniz alanda o internette, sosyal medyada, oyunlarda da belki var olmak ve adaleti oralarda nasıl tesis ederiz? Çocukların zihinlerine, gençlerin zihinlerine bir oyunun ya da sosyal medyanın dünyasından nasıl girebiliriz? girebiliriz sorusunun cevabını da e, üretmek e, gerekiyor. Aksi takdirde e, onları hayattan çıkaramayacağımız artık kesin. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Ağzınızda dilinize Sağ sağlık olsun. hocam. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Efendim çok değerli iki konuğumuzla bugün İslam'ın adalet anlayışını gündemimize aldık. Farklı bakıştan bu akşamlık veda ediyoruz. Haftaya pazartesi akşamında tekrar karşınızda olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.